tepeye vardı. Birazdan gölü göreceğiz herhalde. Artık dağın bu tarafı, Trabzon tarafı. Burası sınır. Trabzon Bayburt sınır. Bakalım. Evet, göl orada. Sarı göl. Evet, arabayı bıraktığım yerden buraya çıkmam 25 dakika aldı ama yorucu. Beyin fazla. Aşağıya kadar inemeyeceğim artık. Evet, bulunduğum yerin yükseltisi 3073 metre. Gölde herhalde 2900 falandır. Buradan yukarıya arabayla çıkmaya cesaret eden, aklı evvel mi diyeyim, deli yürek mi diyeyim. Tabii şurada da gömülmüşler. Yani arabayla mı, traktörle mi? Traktör de devrilir, traktör değildir tabii. Yani bayağı bir arazi aracı herhalde. 10 dakikada indik. Molasız iniş kolay tabii. Şimdi şuradan aygır ve balık küllerine yaklaşık bir 4-5 kilometrelik yolu var. Evet, Bayburt tarafından geldik. Bayburt Trabzon sınırı ve aşağıda Aygır Gölü. Aygır Gölü'ne biraz daha yaklaştık. Evet, Aygır Gölü'ne ulaştık. Nihayet. Evet, göldeyim. Karşı taraf biraz kalabalık. Benim bulunduğum tarafa ancak altı yüksek arabalar, onlara da çok dikkat etmek sürekli geçebilir. Zaten bir kişi geçmiş. Zannedersem Arap müziği dinliyor. Ben geçtim. Bulunduğum konumda bu. Evet, suyun içerisinde bir kayadayım. Bulunduğum yer su çok temiz. Arada balıklar havaya atlıyor. WC var. Küçük kafeterya tarzı yerde var. Mis gibi hava.
Balık Gölü'ne araba yolu gitmiyor. Yaklaşık 300 metrelik patikası var. Orada bir kalabalık uzun göle biraz yakın olduğu için millet tercih ediyor burayı. Evet, Balık Gölü. Burası bayağı bir turistik yol olmuş. Sen diyorsun bu tip yolları ya. Zaten %90 Arap. Şu ileride Karagöl var. Ama işte yolu uzun. Git gel 3 saat falan, 3-3,5 saat sürer. Tabi orada biraz da oyalanırsanız 4 saat falan sürer. Oluşmuş.